Doğan son zamanlarda biraz garip. Ya önce bir şey istiyorum diyor, sonra da düşündüm de o kadar istemiyormuşum diyor. Kaç kere yaşadım bunu. Doğa. Ben o geceden beri uyuyamıyorum. Unutamıyorum. Unut. Ben unuttum. Bir anlamı yoktu. Sanırım ablasının intikamını aldı. Tabii. Acı bazen olmadık şeyler yaptırabilir. Bilemem. Aç mısın? Ya benim yüzümden babama bir şey olsaydı İlyas? O zaman kendimi asla affetmezdim. Düşünme böyle şeyler Doğa. Babanın durumu iyi. Hatta daha iyi olacak. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Babanın durumu daha iyi gidiyorsa bunun en büyük sebeplerinden biri sensin. Arabada da birkaç kez... Ne? Ne oldu arabada? Yani biz arabada gelirken çok kendinde değildi tabii. Sürekli seni sayıkladı. Doğa dedi durdu. Keşke böyle olmasaydı. Son zamanlarda zor günler yaşıyorsun. Her şeye, herkese kızgındım. Kendini çok yalnız hissediyordum. Ama sen de şunu bil Doğa. Sen istediğin sürece ben senin yanındayım. Yalnız hissetmekten çok... yalnız kalmak istemiştim aslında. Ama sen şimdiki gibi o zaman da izin vermemişsin. Yine yanımdaydın. Sen istediğin sürece ben senin yanındayım. Doğa ile İlyas nerede Gazel Hanım? Hiçbir fikrim yok. Pardon. Alo, Emrah Bey? Kim dediniz? Sesiniz kesiliyor. Ha, Vahit Memiş. Sahi mi? Gelişme mi var? Tamam, tamam. Bugün mutlaka geliriz. Gündüz abim gelemese de ben bir iki saat oradayım. Görüşürüz. Neredeydiniz ya? Doğayla oturduk birazcık. O da yüzünü yıkıyordu. Gelir birazdan. Ben de çıkıyordum. Avukat aradı. Melek'le alakalı gelişmeler varmış. Öyle mi? Tamam, beraber gidelim. Gidebilir miyiz Gazel'im? Tabii tabii. Doğacığım, bizim çıkmamız lazım. Özel bir mesele var da. Tamam canım, sorun değil. Ya ama bir şey olursa lütfen haber ver. Ya sağlık bu sonuçta. İlyas da ben de koşa koşa geliriz. Tabii. Sağ ol. Çıkalım mı Zeynep? İhtiyaç varsa ben halledeyim. Yok, babamı Greyfurt almaya çıktım. Kalp rahatsızlıklarına iyi geliyormuş. Tamam, gidelim arabayla. Yok yok, zahmet etme, hemen şurası zaten. Kendini suçlama sen de. İnan bana, bir şeyin olacağı varsa oluyor. Hem babanın yanına ilk giden kişi de sendin. Şu an onu ayakta tutan kişi de sensin. Yine de bu hiç yaşanmamalıydı. Dünden beri çöktü adamcağız. Neyse, işin varsa bekleme sen. Yok yok, ben akşama kadar buradayım. Peki, sen nasıl diyorsun? Aa, kızım ne yapıyorsun? Sen daha hazırlanmadın mı? Niye hazırlanacaktım ki? Ay Zeynep, Yiğit Bey hastaneden çıktı ya kızım. Bir geçmiş olsun dilemeye gitmeyelim mi? Niye gideceğiz ki? Ay Allah'ım yarabbim, yavrum ben sana hiçbir şey öğretemedim mi? Ya adam o kadar borcumuzu görmezden geldi, bize iş verdi. Yani bir geçmiş olsun dilemeye gitmeyelim mi? Anne sen git ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ya Zeynep'ciğim, yani senin baban kalp krizi geçirse? Babam mı? Benim hiç babam oldu mu ki? Ha. E tabii, şimdi o yanlış bir örnek oldu. İnşallah geçirir. Ha? Yok bir şey kızım ya, şeyini devirmişsin, yatıyorsun diyorum. Kalk hadi kalk, gideceğiz. Ya Doğa senin arkadaşın, o da senin yanında olmaz mıydı? Kalk.
O konuda haklı olabilirsin. Hadi ben montumu falan alayım, çıkalım. Yani aslında Elyas'ı da bana bıraktı. Bir geçmiş olsun hak ediyor tabii. Efendim Aliye teyze? Ha, Doğa yavrum, baban taburcu oldu değil mi? Evet evet oldu. Ya aslında ben de gelip bir geçmiş olsun demek istiyorum. Ama gelip ayak altında da dolanıp rahatsızlık vermek de istemiyorum. Evde de duramıyorum. Gelmeden önce bir arayayım sana sorayım istedim. Emri vaki yapmak da istemem. Aa, olur mu hiç öyle şey? İstediğin zaman gelebilirsin. Ev senin de evin sonuçta. İstersen biz seni almaya gelebiliriz. Ha, yok çocuğum yok. Ben hallederim. Siz işinize bakın. Peki. Hadi görüşürüz. Ne oldu bu iş? Bak sana kimi getirdim. Aa. Ne haber annelerin bir tanesi? Oh, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ya işte mola verince Yiğit Bey'e bir geçmiş olsuna geleyim dedim. Yani sonuçta bize ağır babalık etti. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Düşünceli oğlum benim. Hadi gelin mutfağa, biraz işim var. Hadi. Yani dış kapının dış mandalı gibi gözüksek de. Aa, olur mu öyle şey Gündüz abi? Ben en zor günlerimde sizin yanınıza sığındım. Ya bizim kapımız sana her zaman açık Doğacığım. Artık senin bir evin daha oldu. Hem ne zaman istersen, neye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Gündüz abi yetiş demen yeterli. Sağ ol. Ada çayı içer misin? Ada çayı mı? Normal insan çayı yok mu? Bergamotlu, yeşil çay, nasıl ne istersen. Normal insan çayı dedik kızım ya. Aa oğlum, o nasıl laf öyle? Düzgün konuş. Yok yok, benim babam da hiç aromalı çay sevmiyor. Ben yapar demlerim şimdi, hiç merak etmeyin. Sağ ol.